Değerli kardeşlerim, bir mümin olarak Allah'a iman ettim. Öldükten sonra dirilmeye iman ediyorum. Cennete, cehenneme iman ediyorum. Mülkün sahibi Allah'tır. Ben faniyim, Allah bakidir diye iman etmemin en tabii gereği evimdeki çocuğa bakışımda bile ortaya çıkmalıdır. Bu nedenle bir mümin kadın, bir mümin erkek çocuk yapmayı düşünüyoruz demezler. Meleklerin sağımızda solumuzda bizi dinlediği, her sözümüzü kaydettiği bir dünyada beyefendiler, hanımefendiler çocuk yapmayı düşünmüşler diye bir sözü kaydetmemelidir melekler bizim ağzımızdan. Çocuk biz yapamayız, Allah yaratır. Bizim çocuğumuz olmaz, Allah'ın bize çocuk ihsanı olur. Biz çocuk büyütmeyiz, çocuğumuzu Allah yaratır, Allah büyütür, yaşatır. Biz bekçiliğini yaparız, emanetçiliğini yaparız. Çocuğumuz hastalandığında da ona hastalığı Allah yazdığı için gerçekleşir. İyileştiğinde de doktor iyi etmez, doktora Allah iyi ettirir çocuğu. İman budur. Böyle baktığımız zaman meleklerle yan yana bir hayat yürürüz. Çocuklarımız bizi şımartmaz, çocuklarımızdan dolayı kahrolmayız o zaman. Böyle düşündüğü için, böyle düşünebildiği için, kafası bu kafa olduğu için asırlarca başına bela olan oğlu Nuh'u delirtmedi. Bu cümle çok önemli. 10 sene yaramazlık yapan bir çocuk değil, 20 sene teröristlik yapan bir çocuk değil, asırlarca başının belası olan bir çocuk Nuh aleyhisselam'ı delirtmedi, delirtemedi, babalık duygusunu bile düşüremedi. Allah'a asi bir çocuk olduğu halde beni boğamaz Allah, yükseklere çıkarım diyen çılgın bir sözün sahibi olduğu halde babalık şefkati ölmedi ona karşı. Çünkü neden? Nuh aleyhisselam hanımıyla çocuk yapmayı düşünmemişti. Allah ona çocuk vermişti. Allah'ın verdiği çocuk da sağlam da olsa, özürlü de olsa, iyi de olsa, kötü de olsa, kız da olsa, erkek de olsa, verdi Allah, emanet bıraktı. Bildiği için sabaha kadar zikir yapan bir oğlu da olsa onuhtu gene. Asırlarca Allah'a baş kaldıran bir çocuk olduğu halde Nuh gene onuh oldu. İki yaramazlığı ile çocuğunun, hayattan nefret eden bir anne babanın anlayamadığı sır budur işte. En başta sen karar verip çocuk yaptın. Allah'ın yaratmasını kendinde gördün sen. Sıkıntı burada başladı zaten. Yaparken de küçük bir formül hatası yaptınız herhalde. İstediğiniz gibi olmadı. İstediğiniz gibi olmayınca da bunalıp durdunuz. Laboratuvarı da sürekli kullanamadığınız için tekrar da yapamadınız. Bu bakış Allah'a teslim olmamış kafaların bakışıdır. Bu yüzden o kafa, yani çocuk yapmayı isteyip çocuk yapan kafa, en iyi çocuğun sahibi de olsa tatmin olmaz. Sıkıntısı bitmez onun. Bütün dertler sırayla onu bulur hep. Herkesin çocuğu hasta olur ama onun çocuğunun hastalığının hiç tedavisi olmaz.
Hasta olan tek çocuk zanneder onu. Herkesin çocuğunun sıkıntısı olur. Onun çocuğunun sıkıntısı evrensel bir sıkıntıdır. Kalkılmaz altından, düşünür. Çünkü haddini bilmeyen sınırsız vadilerde, çöllerde kahrolmaktan başka bir sonuçla karşılamaz.